Neyse, en azından duymamış. Henüz. Ama Nil bunu es geçmez. Geçse şaşarım zaten. Efendim Yekta? Yani Ilgaz öyle onay vermez ama iyi avukat hayat kurtarır. Buradayım. Her zaman biliyorsun. Biliyorum, çok sağ ol ama yapacak bir şey yok. Haber veririm ben sana. Tamam. Dış dünyayı hiç tanımıyor. Annesine aşırı bağlı. Ceylin'le Ilgaz hafızasında hiç yok. Yani şu an yanlış bir adım atarsak kendini kapatır. Ulaşmamız çok daha zor olur sonra. Alalım savcıları. Şunu vermeyi deneyeceğim. Vallahi çok zor. Yani çok az rastlanır bir durumla karşı karşıyayız. Bir şey var. Bir şey bak. Ben bunu buraya bırakıyorum. Eğer oynamak istersen burada. Tamam mı? Ağlıyor mu? Maalesef. Kapattı kendini. İlk aşamada zaten DNA sonuçlarını bekleyeceğiz. Biliyorsunuz. Bu süre zarfında Mercan'a uygulanacak sosyal hizmet modelini belirlemek gerek. Çocuk izlen merkezine nakledeceğiz. Biz de gelebiliriz ama değil mi? Yani sadece dururuz gerekirse orada. Mümkün değil savcım, biliyorsunuz. Her ne kadar emin olursanız olun, olalım. Şu an resmi olarak anne babası değilsiniz. Görüşemezsiniz. Sadece bir gece. Sürekli psikolog gözetiminde olacak zaten. Görüş tazeleyeceğiz. Bize emanet. Merak etmeyin. Şüphemiz yok. Ha bir de boşanmışsınız. Velayet durumu nasıl olacak? Süreci hızlandıralım ki karar çıktığında yeni modele kolayca geçelim. Biz bunu hiç düşünmedik. Ama hemen halledebiliriz değil mi Ilgaz? Yani ortak velayet alabiliriz, halledebiliriz hemen. Hallederiz. Tamam. Evlerinizde Mercan için odalarınız da hazır olsun. Memurumuz gelip inceleme yapacak. Hemen mi götüreceksiniz? Şu an onu hareket ettirmek, yeni bir ortama sokmak çok zor. Başka bir yol bulmamız gerek. Haldeyken zorla götüremeyiz çocuğu. Bir yol bulmamız lazım. Aslında teyzesinden bahsetti. Yani evlerine girip çıkan tek insan o. Şimdilik güvendiği tek kişi o var gibi görünüyor. Ya yani ondan yardım istesek, durumu anlatsa Mercan'a, onu dinler. Ya yani güvendiği biriyle daha kolay ilerleyebiliriz. Şimdi alıp götürecekler Mercan'ı. Biz de her şey normalmiş gibi evlere mi dağılacağız? Çok saçma değil mi bu ya? Yapacak bir şey yok Ceylin. Duydun işte, prosedür ortada.
O zaman biz de hemen gidelim de Mercan odası hazır olsun. Bir şeyler yapalım. Aynen. Benim de yapmam gerek o iş. Daha yatak falan alacağım. Gel. Savcım, müsait miydiniz? Duruşma bitti mi? Evet. Filiz Bağcı'ya tutuklu yargılama kararı çıktı savcım. Cezaevine naklediliyor. Çok şükür. Dilek Hanım? O tutuksuz yargılanacak savcım. Tahmin ettiğimiz gibi. Ortak velayet için istediğiniz dilekçe, imza atmanız yeterli. DNA sonucundan sonra işleme koyacağız. Sağ ol Ela. Sağ ol Ela. Kalem yok burada. Al. Şimdi ortak velayetimiz olacak, öyle mi? Biz açık ara dünyadaki en medeni boşanmış çiftiz. Tabii ki ortak velayet olacak. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Hemen şu işlemleri halledelim de kızımıza kavuşalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Al, konuşuruz. Efe savcım. Gelebilir miyim? Tabii. Buyurun. Mercan'ın durumu yani umarım hızlıca netleşince evine geri dönecek biliyorsunuz. Dolayısıyla odasının, oyuncaklarının benim hazır olmam gerekiyor. Size deli niteliği taşıdığı için günlüğü vermişlerdi. Ben onu okuyamadım, bitiremedim. Mercan'ı daha iyi tanımak için, yani onunla çok hızlı bir iletişim kurmam gerek. Diyorum ki günlüğü alsam, çünkü orada her şey yazılı. Ne sever, neden korkar, ne ister. Özetle defteri alabilir miyim? Savcım, usule aykırı biliyorsunuz. Evet, tabii. Ben yine de şansımı denemek istemiştim. Ama size fotokopisini verebilirim. Teşekkür ederim. Mercan Kaya dosyasının bir an önce neticelenmesini istiyorum. Yani iddianameyi hazırlamaya başlayın hemen. Başladım bile, merak etmeyin. Ha, güzel. Sıkışırsan bana gel, çekinme. Yani beraber üstünden de geçeriz. Başsavcım. Hı. Yol göstericiliğiniz için minnettarım. Ama bu sefer dosyada yalnız çalışmayı tercih ediyorum. Bir sorun mu var? Adliyede insanlar beni kayırdığınız konuşuyor. O da ne demek? Gelsin bana konuşsunlar. Önemi yok başsavcım. Lütfen izin verin, iddianamemi kendim hazırlayayım. Peki. Peki Efe savcı. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.